Söz kazanır mı dersin 100 milyarı? Bilmiyorum ki. Herif paranın gazına geldi, kafası çalışmaya başladı. Vallahi nüfus kağıdına bakmadan adını söyleyemeyen herif Aristo'yu, Platon'u öğrendi. Onlar kim lan? Aristo'la Platon mu? Bizim yandaki komşular. Kız sen bilmiyor musun Aristo'la Platon'un kim aldığını? Eski Yunan filozofları. Ve 300 yıllarında Batı Anadolu'da yaşamışlar. Mö'nün ne olduğunu tam öğrenemedim. Ama kesinlikle inek böğürmesi falan değil. Neyse neyse, onu bunu bilmem. Sen ayağını denk al. Erkek milletinin eline para geçti mi, önce karıyı sepetler. Yok be, itilmiş benim üzerime kul pataklı mas. Sen öyle san, 100 milyarı hele bir kazansın, ilk kişi seni kapının önüne koymak olur. Doğru mu diyorsun kız? Yapar mı diyorsun? Aha buraya yazıyorum, ilk işi kendine bir çıtır bulmak olur. Kız vallahi doğru diyor ha. Yıllar önce benim adam milli piyangodan 500 milyon kazandı da hemen televizyonda mankenleri falan seyretmeye kalkıştı. 100 milyarı kazansa kim bilir ne eder. Herhalde kapılarına dayanırdı. Doğru diyor valla. Zaten eli yamuk yamuk karışıyordu. Seni kendi evinin temizlikçisi falan yapacağım diye. Aa işte normalde seni kendi evinin prensesi yapacağım demesi lazım ama nerede bizde öyle adam. Kendi elinle yılan besliyorsun, söyleyeyim sana. Sen hala onu çalıştır. Ben bilirim yapacağımı. O yılanı solucan haline getirme benim ölümde. Vallahi yılanın başını küçükken ezmek lazım. Daha 10 cilt ansiklopedi var be. Onlarla ezeceğim ben yılanın başını. Ulan çok doldurup biraz geri koyalım. Bir daldırdım. Ayva pek güzel, ayva. Söyle bakalım. Zonguldak'tan ne çıkar? Zonguldak'tan horoz çıkar. Aferin sana, bildin bakalım. Hop tut. Hop. Aferin sana be. Peki. Denizli'nin öten nesi meşhurdur? Düdüğü. Hop tut bakalım. Bildim vallahi. Ya kalmış. Çok iyi oluyor lan. Ben çalışmaya iyice kafayı boşaltmışsın bak. Boşuna dememişti, işleyen dömür, ışıldar diye. Hadi öcükten çalışalım, kafayı iyice doldurum. İyice boşaltmışsın ben kafayı be. Yok be, o kadar boş sayılmaz, o kadar da değil. Yalnız benzetmek gibi olmasın ama foseptik çukuru gibiydi. Şimdi böyle bilgilerle yıkandı, kültürle durulandı, cifle ovuldu. Tertemiz, hijyeni bir kuvvet gibi oldu. Ya çocuklar çalışalım da olimpik havuz gibi olsun. Tamam, o zaman bak şunu soracağım ben sana. Dinamiti icat eden İsveçli bilim adamının adı nedir? Ahmet Dübel. Aferin sana be. Genel kültürayım benim. İnce